Okay, kaydı başlattık. Herkese hoş geldi tekrar. Ben Halil Güngörmüş. Power BI İstanbul blog sitesinde bildiklerimi paylaşıyorum. Microsoft Data Platform MVP'yim. Çok uzun süredir Power BI ile çalışıyorum. Berenal TV istikyası tarafında. Ben hemen sözü Mustafa'ya devredeyim. Selamlar herkese. Benim de ismim Mustafa yaklaşık Ben de 7 senedir Microsoft'tayım. Ee, şu anda Microsoft Teknoloji Merkezi'nde teknik mimar olarak çalışıyorum. Öncesinde de Power BI tarafında eee ekibinde teknik danışman olarak yer alıyordum. E, o zamandan beri de Power BI konusunda e, hem community ile hem e, bireysel olarak sıklıkla uğraşıyorum. O yüzden de halil böyle bir konuda e, webinar yapalım mı deyince de ben de dahil oldum. versin ee, arka taraftaki görüntüleri olabildiğince kesebilirsek diyeceğim. Mustafa bana da yardımcı olabilirsen kalabalık biraz ekranı. Tamamdır. gibi mute etmem gerektiğini bulamıyorum. Ee, ben ekranı paylaşayım diyordum öncelikle paylaşalım. Power BI ile ilgili e, bahsedeceğim özelliklerin tamamıyla ilgili bir listeyi e, chat ekranındaki bir e, linke ekledim. Oraya bakabilirsiniz. Şu an mevcut durumda e, AI tarafında, doğal dil işleme tarafında baz, bazı kabiliyetler var. Bazısı iyi çalışıyor, bazı o kadar iyi çalışmıyor henüz. E, özellikle doğal dil işleme tarafını zannediyorum yakın zamanda bu e, yeni çıkan pilot'la birleştirecekler diye tahmin ediyorum. Bazı teknik aksaklıklar yaşadım testini denemesini yaparken e, kendi Power BI Desktop uygulamamda. E, ama kullanabileceğimiz özelliklere bir hızlıca bakalım. Neler var? E, ne yapabiliyoruz? Ne yapamıyoruz? Ne yapamıyoruz? Ne kadar efektif? Ne kadar değil? E, burada bir model var. Bir satış modeli, bir satış bütçe modeli. Ürün var, satışlarınız var, müşterilere satıyorsunuz. Müşterilerin kategorileri var vesaire falan. Şimdi Q&A default olarak açık geliyor. Eğer bilerek kapatmadıysanız Q&A Question and answering baş harfleri soru sorup cevap almaya çalışacağız. Ee, buradaki hangisiydi? Şu görseli kullanabilirsiniz başlatmak için ya da double click yapabilirsiniz. Ee, Mustafa burada yardımcı olabilir misin kısa bir bir dakikalığına? Devre alabilir misin? Tabii ki. Tamam teşekkür ederim. Ee, şu şu an şu an devre almam e, mümkün değil. Ben de bilgisayarı tekrar başlatıyorum. O yüzden. Ee, bir saniyenizi rica ediyorum tüm arkadaşlardan tamam. çok özür diliyorum. Ben o arada sözlü olarak birkaç detayı paylaşayım. Ee, şöyle aslında bu. Q&A özelliği yaklaşık sanırım 2018 ya da 2019 bayağı uzun bir zamandır Power BI'de olan bir özelliktir. GPT'yi kullanmayan bir özellik, Microsoft'un kendisinin geliştirdiği NLP yani doğal dil işleme kullanan bir özellik. en temel sıkıntısı aslında gayet fonksiyon olarak çok güzel olsa da birazdan göstereceğiz. Bir dil sıkıntısı vardı. sadece İngilizce desteği var ve preview'da da İngilizce İngilizceye ek olarak İspanyolca desteği vardı. Türkçe desteği de dahil, e, bir başka dilde yani Fransızca, Almanca'da hiçbir dil e, eklenmedi e, bir takım kısıtlardan dolayı. E, tabii ChatGPT konuyu farklı bir boyuta getirdi. Çünkü ChatGPT'de bir dil bazlı bir training yok. E, dil agnostik, dilin çok bir fazla bir e, önemi yok. Hangi dilde ne sorarsanız sorun ya da cevap hangi dilde olursa olsun e, hepsini anlayıp yorumlayabiliyor. O yüzden de e, ilk önce bir bunun nasıl çalıştığını göstereceğiz. Farklı yapay zeka özelliklerinden biraz bahsedeceğiz. Sonrasında da e, GPT'yi nasıl e, dahil edebiliriz? Ürün grubunun e, yapabileceği, ekleyebileceği bir takım özellikler var ama onun öncesinde ona gelmeden e, şu anda workaround olarak biz nasıl bağlayabiliyoruz biraz onları anlatıyor olacağız. Ali okay, Tekrar sanırım senin ekranın geldi. Tamam. Ee, kullanabileceğimiz özelliklerden bir tanesi Q&A görseli, buradaki Q&A visual'ı. Şimdi soru sormaya başlıyorum. Sadece İngilizce desteği var. Şu aşamada Türkçe ve diğer dillerle ilgili destek bildiğim kadarıyla yok. Türkçe zaten yok da diğer dilleri tam bilmiyorum. Sadece İngilizce desteği var. Çalışıyor Türkçe. Ciddi misiniz? Evet ben denedim çalışıyor. <laughs> Süper şahane. O zaman keşke ben de deneseydim. E, structured yapısal bir şekilde modelinizdeki boyutlar üzerinden veya metrikler üzerinden ee, soru sormaya başladığınızda sorduğunuz sorunun ne olduğuna göre size görseller göstermeye başlıyor. Ee, yazdığınız şeyi anlamadığı zaman bir nevi e, anlamadığı şeyi tanıtmanızı bekleyen bir özellik bu. Bir, bir taş deneme yapalım. Mesela metrikler içerisinde satışlar diye bir e, metrik var. İşte müşteri kategorileri var, satış ekibi var. E, ürünler var, satış yöneticileri var. Şöyle bir şey yapmaya çalışalım. Örneğin top five en tepeteki 5 e, müşteriyi, müşteri kategorisini, yardımcı oluyor aşağıdan bana. Yazdığım şeyi anladığı zaman altını mavi çizgiyle geçiyor. Ee, sorunun cümlenin gelişine gidişe attığına göre e, uygun görsel seçmeye başlıyor. <laughs> Şehir bilgisi modelde olan ve e, data kategorisi e, işte country ya da city olarak seçilmiş bir e, bilgi. Onu algıladığı zaman haritaya çevirdi kendisi. Bu arada burada bir fark ettim. Ee, biraz önce e, Türkçe yorumu gelmişti. E, burada aslında Türkçe tam olarak desteklenmiyor. Sadece sütün isimleriniz, veri yapınız Türkçe olduğu zaman şu an olduğu gibi işte müşteri kategorisi şehir ifadelerini Türkçe olarak yazmamıza izin veriyor. Ama bağlaçlar e, aradaki ifadeler sadece İngilizce. O ben yorumu de. yapan kişi evet. bunu ediyor. Doğru Yoruba belki bir... ondan olmuş olabilir. Çok haklısınız. Ben söylemiştim biraz önce <laughs> çalışıyor diye. Şimdi hatta ha, ben de onu evet. düşünüyordum emin olamadım. Mesela bay şehir yazınca özür dilerim girdim ama bay şehir yazınca yok. mesela bazında diye almamıştı mesela doğru. Şehir bazında evet, evet. Şöyle, dediğimde almadı. E, orada şunu söyleyebilirim. Bağlaç hiç kullanmazsanız yine olabildiğince mantıklı sonuçlar veriyor. Yani demek istediğim burada hiç bay yazmadan müşteri kategorisi şehir yazdığımızda da yine aynı sonucu veriyor. O yüzden sanki Türkçe çalışıyormuş gibi görünüyor. Ama tam olarak bir Türkçe değil aslında sadece sütun isimleri ve alan isimlerini kullanıyor. Aynen soru sorarken kullanacağımız e, bağlaçların öyle olması gerek. İngilizce olması gerekiyor. Türkçe desteği yok ama model içerisindeki şeylerin hepsini tanıyor. Orada bir problem yok işte müşteri kategorisi, şehir ş şey harfi ile birlikte. Problem yok, onları tanıyor. Ee, eğer ortaya çıkarttığı görsel sizin için uygunsa bunu standart bir buradaki görsel görsellere ekleyebilirsiniz. Yani rapor sayfanıza ekleyebilirsiniz. Ama şimdi modelde olmayan bir logic şey yapmaya çalışalım. Mesela burada satış var. Dünyanın dört bir tarafında satış yapan bir şirketin anonim datası gibi gözüküyor. Örneğin şöyle demeye çalışalım. İç piyasa Şimdi böyle bir terim benim modelin içerisinde herhangi bir yerde geçmiyor. Sütün isimlerinde geçmiyor. Metriklerinde geçmiyor. Altında kırmızıyla çizgi diyor ki anlamadım. Yani ne demek istiyorsun? Bunu tanıtmam lazım benim e, köneye. İç piyasayı tıkladım. İç piyasa ne demek diye bana soru soruyor şimdi. Ben de diyorum ki ülkenin <laughs> Türkiye olduğu bütün şehirler iç piyasa anladığını göster göster gene altını mavi çizerek anladığını belirtti. Bunu kaydettiğimde şu an biraz önce bir sürü ülke varken sadece şeyi gösteriyor. Türkiye'yi gösteriyor. Durumu doğru bir şekilde filtreledi ve anladı. Şimdi hazır buradayken diğer şeylerine de bakalım. Şimdi model içerisinde Verinin yapısından kaynaklanan veya sizin isimlendirme mantığınızdan kaynaklanan e, sütün isimleri metrikleri olacaktır. E, o sütun isimlerinin karşılığı olabilecek başka şeyler varsa eş anlamlı kelimeler varsa onu şey yapabilirsiniz. Misal buradaki müşteri kategorisi, müşteri kodu vesaire gibi şeyler için nerede? E, kategoriler tablosuymuş. Biraz önce müşteriler yazdığımda anlamamıştı. Çünkü tek başına müşteri ailesi veya müşteri kodu yazmam gerekiyordu. Örneğin bunun bir başka eş anlamlısı olarak müşteri adı diye. Bunu da yazmasını e, anlamasını şey yapabilirim. Müşteri adı yazdığım zaman ID alınacak vesaire falan. Şimdi bu modeli e, bulutta yayınladığımızda soru sorma orada da geçerli. E, orada da ask question Menüsünden raporu editlerken aynı kabiliyeti orada da görmek mümkün. Son kullanıcıların sorduğu soruları burada görebilirsiniz. Aynen olmuştum ben ha. Burada görebilirsiniz. Bulut tarafında rapor yapma, değiştirme kabiliyetine sahip insanların sorduğu sorular burada çıkıyor. Eğer e, bir problem varsa, işte satışlar diye bir şey yazmış ya da ürün kategorisi diye bir şey yazmış e, bulut tarafındaki kullanıcılardan bir tanesi Anlamamış bütün soruları burada listeliyor ve isterseniz o soruları siz burada düzeltebiliyorsunuz. <laughs> Hatta e, bu Q&A ilk başlarken bir liste çıkartmış, işte e, öneri listesi çıkartmıştı. İsterseniz öneri sorularını burada da yazıyor olabilirsiniz siz. Başka ne var? Burada Manage Terms, biraz önce anlamadığı bütün her şeyi burada tek tek e, tanıttığımız bir bölüm yani Q&A'yı bir bir nebze eğittiğimiz bir kısım. Ya şimdi ilk çıktığı dönemi hatırlıyorum ben Q&A'in çok fazla kabiliyetli değildi. gösterebildiği, anlayabildiği soru tipleri açısından, gösterebildiği görseller açısından ilk çıkış dönemine göre kat ettiği bir mesafe var. Ama bir son kullanıcı değerlendirmesiyle şey yapacak olursam hala tam istenilen seviyeden özellikle ChatGPT'nin verdiği yanıtları gördükten sonra aynı seviyede olduğunu söyleyemeyeceğim bu modeli buluta bastığımızda hem raporlarda çıkıyor hem dashboard'larda çıkıyor. Ee, yıllar önce bir adını unuttum belki Mustafa yardımcı olur. Ee, Windows'un bir yardımcısı vardı Siri gibi. Ee, oraya ha Cortana oraya soru, soru sormaya başladığınızda üstelik sesli olarak, sözlü olarak soru sormaya başladığınızda direk, direkt Power BI modellerinden bir şeyler çıkartıyordu karşınıza. Acayip etkileyici bir özellikti. 4-5 yıl öncesinden bahsediyorum. Sonra bir şekilde kortağına kalktı ortadan. Ee, bağlantı da kalktı. Ee, ama ben çok eminim önümüzdeki 3-5 ay içerisinde bu taraftaki kabiliyet inanılmaz bir yere oluşacak. Çünkü eğer takip ettiğim kadarıyla yanılmıyorsam bu co-pilot'lı vesaire falan derken bunların hepsinin arasında inanılmaz hızlı bir e, entegrasyona gidiyor. Ee, Microsoft dehşet bir kabiliyetle karşılaşmak çok uzak değil diye tahmin ediyorum. Ee, özelliklerden bir tanesi bu Q&A ile modele e, soru sorup sorduğunuz sorunun e, çeşitli detayına göre e, görselleri yaratı, yaratıyor olmak. E, bir başka özellik e, özellikle eksenli ve özellikle de ay bilgisinin e, olduğu veya tarih bilgisinin olduğu eksenli görsellerde e, bir artışı veya azalışı e, açıkla diye bir özellik var. Örneğin Ağustos, Eylül şu iki e, çubuk birbirinden çok farklı. Eylül'de inanılmaz bir artış var Ağustos'a göre. Bunu sağ tıkladığımda bunu analiz et dediğimde analiz et dediğimde e, bu farkı yaratan şeyler neyse modeldeki yapıya göre kategoriler midir yoksa spesifik bir e, gün hafta mıdır? bunların listesini e, çıkartmaya başlıyor. Default e, waterfall ile çıkartmaya başlıyor ama isterseniz siz bunları e, başka bir görsele de çevirebilirsiniz. Eğer size sunduğu opsiyon gerçekten rapor için e, anlamlı, bir, e, e, anlamlı bir göstergeyse, anlamlı bir göstergeyse, aynen Q&A'de olduğu gibi e, bu şeyi de bu görselde e, eklemek mümkün burada karşılaştırmayı yaparken seçtiğiniz periyotla ya da seçtiğiniz itemla bir öncekini karşılaştırıyor yani aynısını burası içinde yapmak mümkün ee, zaman haricinde boyut değerlerinden bir şey gelen değerler olduğu zaman ekstra bir opsiyon daha çıkıyor artışı azalışı e, açıklı opsiyonuna ek olarak burada sadece explain increase var burada biraz daha farklı bir menü var bu da benzer bir şekilde mevcut neyi tıkladıysanız e, seçtiğiniz boyut değerlerinin model içerisindeki durumuna göre bir analiz yapıyor. E, bunun algoritmasını da biraz önce chat ekranına yapıştırdığımda <laughs> e, bulabilirsiniz. Benzer bir mantık yaptığınız seçime göre önemli gördüğü çıkartımları size listeliyor. Siz bunlardan eğer uygun olanı e, seçiyorsanız rapor rapor sayfanıza bunu ekleyebilirsiniz direkt benzer bir kabiliyet Okay. bunu sileceğim geçer geçici olarak ee, bir başka özellik smart narrative şu bunu herhangi bir görsel için veya sayfanın tamamı için yapmak mümkün şunu silelim Örneğin şuradaki grafikle ilgili bize bir özet çıkartmasını istiyoruz. Az önceki grafikte hangi bilgiler vardıysa, hangi boyut değerleri vardıysa onun üzerinden bir çıkartım yapıyor. Çok kaliteli mi derseniz hayır ama ilk çıkışına göre yol kat etmiş bir şey chat ile nasıl olacak bilmiyorum. Ee, ama bu işin gidişatı biraz şeye gidiyor. Yani bizim bütün istekiyat uygulamalarındaki amaç ne? Oluşturduğumuz, ürettiğimiz veriye göre doğru aksiyon almak. O da doğru veriyi doğru yorumlamaktan, doğru analiz etmekten geçiyor. Yani birkaç seneye buradaki bütün veri seti üzerinden, metrikler, boyut değerleri üzerinden şunu şunu yap demeye başlarsa hiç şaşırmam. Gidişat biraz o tarafa doğru bir başka özellik verinizde anomali var mı yok mu bunu belirtmek üzere bu özellik şu an için sadece line chart'ta ve eğer tarih eee de tarih tipinde bir date tipinde bir sütun getirdiyseniz çalışıyor. Ve nereden açabilirsiniz bunu? Line chart ve tarih bilgisi kullandıysanız buradaki find anomalies kısmından. Bir sensitivity değeri de vererek e, kullanabilirsiniz. Şimdi şu kısım çalışmıyor maalesef. Bunu niye çalışmıyor kısmıyla ilgili epey bir deneme yaptım ama normalde yapması gereken şey tamam. Buradaki değerleri outlier olarak ya da trendin dışında düşen noktalar olarak buldun. Bunu tıkladığında burada neden e, bununla ilgili Outlier olarak bunu işaretlediğin açıklamasını model içerisindeki diğer yine boyut metrikler üzerinden açıklıyor olması lazım. Demolarında bu var. Linkini yapıştırdığım ekranda da bu şeyler var. Analizler var. Şu kısımda. Ama maalesef şu anda Power BI Desktop'ta çalıştıramadım ben bunu. Devam edelim. Bir başka model açayım. Şunu kapatıp Okey. Benim çok sevdiğim görsellerden bir tanesi Decomposition Tree dediğimiz bir görsel. birkaç işe birden şahane yanıtlar veriyor, cevaplar veriyor. Şeyler bunlardan bir tanesi şu. Şimdi son kullanıcının herhangi bir metriği, satışı, maliyeti neyse, herhangi bir metriği hangi kırılımda görmek istediğini belirlemek kolay bir iş değil. Yani bölge bazında, ürün grubu bazında o listeyi sınırlamak ya da belirlemek mümkün değil. Bu decomposition tree kullanıcının son kullanıcının e, rapor ekranında herhangi bir e, metriği, ölçüyü istediği kırılımda görmesini sağlayan e, bir özellik. E, bir görsel siz kendi şeyinizi seçebilirsiniz eğer arzu ederseniz kendi açılımınızı yapabilirsiniz ama burada bir high value low value şeklinde bir opsiyonlar da var. E, bunlar yaptığınız seçimlerle ilgili Hangi boyut değeri daha etkili veya daha az etkili ona göre çalışan e, bir özellik. Yani seçimi AB'ye bırakıyoruz. E, böyle bir görseli birçok başka görselle destekleyerek ör örneğin e, kök sorun bulma gibi bir e, problemi çözmek amacıyla kullanabilirsiniz. Bu benim tedarik zincirim. Tedarik zincirimin doğru çalışmasını tetikleyen bir sürü Etken olabilir, işte talep tipi olabilir, ürün tipi olabilir, fabrikanın nerede olduğu olabilir, eğer bir forecast yapıyorsanız, tahmin yapıyorsanız onunla ilgili hatalar olabilir. Siz bütün bu bileşenlerden işte mevcut talebi, ihtiyacı karşılamak için hangilerine, hangi boyut değerlerine ve hangi boyut değerleri kombinasyonlarına dikkat etmem gerekiyor şeklinde bir rapor seti oluşturabilirsiniz örneğin. Neredeyse birçok modelimde benim kullandığım vazgeçilmez şeylerden bir tanesi, görselleştirmelerden bir tanesi. Ee, bir başka şahane özellik, ama veri setinizin ne olduğuna göre anlamlı bir şeyler çıkartmayabilecek, zaman zaman çıkartmayabilen bir görselleştirme tarzı, Key Influencer. Key Influencer. Şu görsel, <laughs> bunun. E, öğelerini doldurduğunuzda örneğin ben burada ürünü analiz etmek istiyorum. Neye göre? Explain by, demand type'a göre, tahmin e, doğruluğuna göre, vesaireye göre falan. Bunları eklediğimde ürünün satışıyla ilgili misal buradaki hangi elemanın, talep tipinin, forecast mi, e, buralara explain by kısmının neleri koyduysanız bunlar üzerinden inceliyor ve ürünün Üzerinde en çok etkili olan boyut değerini e, rakam bilgileriyle birlikte karşınıza çıkıyor. Yani ürünle ilgili en çok etkili e, boyut değeri palet tipiymiş, demand type'miş. Sonra bu geliyor, sonra bir geliyor, sonra bu geliyor falan. Ve burada özetlediği bilgilerin farklı gösterimlerini sunuyor burada. Eğer isterseniz şuradaki top segment kısmında da e, bu biraz önce listelediği ee, elemanları kendi içinde gruplayabilirsiniz. Ee, yani şeyi söylemem lazım bu her data setiyle harikalar yaratan bir e, şey değil, görsel değil. Bazı modellerde çok güzel çalışıyor, çok iyi e, doğru çıkartımlar yapıyor ama bazı modellerde de özellikle Türkçe tekst içeren modellerin bazılarını hiçbir şey göstermediği durumlarla da karşılaştım. Ama mantık olarak bu da şahane görsellerden bir tanesi. Yani bir şey artıyor ya da azalıyor. Bunun artışını veya azalmasını en çok tetikleyen e, boyut değeri, ne onların kombinasyonları, ne nereye bakmak gerekiyor konusunda e, inanılmaz bir kolaylık sağlayacak görsellerden bir tanesi. Ne kaldı? Ne kaldı? Q&A'dan bahsettik, narrativeden bahsettik. Peki linke bakayım. Aa, bir de şey var. Bulut tarafında bu modeli ilk kez publish ederseniz bir testini yapayım özellik, öncelikle. Publish ederseniz Bulut tarafında da bir insight çalıştırıyor. Onu da görelim. İlk kez publish ettiğinizde soruyor. Buradan yap diyebiliriz. Bulut tarafından diyebiliriz. Fark etmez. Hepsi olur. Quick Insights diye bir şey var. Birazdan publish ettiğimiz bu modelle ilgili ne buluyorsa boyut değerleri üzerinden, rakamsal bilgiler üzerinden hepsini karşımıza çıkartacak. Buradaki görseller eğer sizin raporlarınız, dashboardlarınız için uygunsa ben bu görseli alıp bir panoma yerleştirebilirim misal. işport dashboard yazamadım. Dashboard'a da gidelim. Aynı Q&A kabiliyeti burada da var. Biraz önce desktop'tan gösterdiğim özelliklerin birebir aynısı bu tarafta da var. Burada kullanıcıların sorduğu soruları Power BI Desktop'ta izleme şansınız var. Yanlış kelimeler veya stringler kullanırsa onları düzeltme şansınız var. Ve buradaki listeyi de siz öneriyor olabilirsiniz. Power BI Desktop'taki modelden e, tanımlayarak. Link'e tekrar geri döneyim. Şimdi buradaki kognitif servisler, Machine Learning tarafı, lisans tarafında şey istiyor biraz. E, pro lisansla çalışmıyor özelliklerden bir tanesi. E, ama Power BI İstanbul e, YouTube kanalına giderseniz bir tane Cognito window'dan açalım. Ya İstanbul açarsanız bir kaydı izlemeniz şiddetle tavsiye edeceğim. Ee, o da şu. Yani bir e, lisans tarafında premium gibi bir lisansa sahip olmasanız bile özellikle R Python tarafında birtakım takım faalle kullanma şansınız varsa, kullanabiliyorsanız denemek istiyorsanız lütfen bu kaydı izleyin. Çok e, hoşlanarak, severek yaptığım hitaplardan bir tanesi. Okey başka ne var? Dataflow'a girmeyelim. Anomaly detection'ı gösterdik. Decomposition key influencer Zannedersem hepsini tamamladık. Atladığım bir şey. E, bir tane daha var. Az kaldı. Unutuyordum. Ama maalesef düzgün bir şekilde çalıştırmayı beceremedim. E, neyi kastediyorum? Bu modele bir measure değil. Quick measure eklediğinde şurada suggestion bölümü var. E, bu kısmın amacı Aynen QNA'de olduğu gibi structured bir şekilde modele soru sormaya başladığınızda şunu hesaplamak istiyorum mantığını anlattığınızda sizin adınıza DAX formülünü metriğini e, yazması gereken bir özellik ama teknik olarak şu an çalışmıyor. Bu sadece benim e, rejim'a mı rejim'a özgü bir şey mi yoksa genel mi bilmiyorum ama e, çalıştırmayı beceremedim. Mustafa bu tarafta gösterebileceğim bir şey olursa ee, iyi olur. Ben çalıştırmayı bir şekilde beceremedim ama şeyi söyleyebilirim. Ee, yeterince kabiliyetli değil. Ee, yani soruyu ya çok structured bir şekilde sormanız lazım. Çok iyi anlayacağı şekilde sormak lazım. Ama cümle Quick biraz daha... yazmayı diyorsun değil mi Halil? Efendim? Quick major evet. yazdırmayı diyorsun. Evet evet. Quick major'daki suggestion'ları bahsediyorum. Ee, önerilerden bahsediyorum. Hı, hı. Ee, yani basit metrikleri yazıyor. Yani kümülatif hesapla işte ülkesi de Türkiye olsun, şehri İstanbul olsun falan gibi hı hı. metriklerin tamamını doğru yazıyor. Onlarda hiçbir problem yok. Ama işte satırdaki kategorinin satışını diğer kate diğer satırlardaki kategorinin ortalamasıyla karşılaştır gibi bir kompleks nispeten hı hı. kompleks cümle e, cevap veremiyor. E, ChatGPT idi zaten bunun arkasındaki teknolojide. Eğer yanlış hatırlamıyorsam e, bu öneriyi yaptığı bölgede e, Amerika'nın doğusundaki data center'dan geliyor. Hı hı. E, ama şu aşamada bir teknik geçiş dönemi diye tahmin ediyorum. E, Copilot'la birleşecek burası büyük ihtimalle bir şekilde hı hı. E, daha kaliteli, e, daha doğru diyelim, daha kaliteli demeyin, daha doğru, daha kompleks e, sorulara cevap verecektir diye tahmin ediyorum. Şimdi ChatGPT ile beslenen bir özellik burası. Eee ChatGPT ilk çıktığında benim sorduğum sorulardan bir tanesi şuydu. Ortalama müşteri satışlarını hesaplayan bir e, DAX metriği yazabilir misin? Verdiği cevap bu. Ne kadar okunaklı bilemiyorum. Biraz açayım. Verdiği cevap bu. Şimdi şahane bir cevap vermiş. Diyor ki Samurai satışları müşteri bazında topluyor. Burası da e, satışlarına göre onu grupluyor. En dıştaki e, AVG'de AVG de bunun ortalamasını alıyor. Şimdi verdiği cevaba bakıyorum. Yazabilir misin? Sure. Kendine çok güvenli arkadaş. Yaptığı açıklama inanılmaz e, mantık olarak doğru. Ve Summarize ile ilgili yazdığı şey birebir şahane cümlelerle açıklamış. Ama DAX'ta AVG diye bir fonksiyon yok. En sonunda fonksiyon uydurup çıkmış. <laughs> ee, AVG değil de Average X deseydi buraya birebir doğru olacaktı ama verdiği cevap. Evet. Ee, yani bunu bu... işte ürün grubu şu an tabii bu tamamen jenerik sorduğumuz için böyle çalışıyor. Ürün grubu onu kısıtlıyor. Ee, zaten GPT'nin en temel problemlerinden birisi. Konteksti vermediğinizde <laughs> e, çok rahatlıkla uydurabiliyor. Ee, konteksti <laughs> kısıtlayıp sadece bu fonksiyonları kullanarak sadece bunları yaparak deyip kısıtladığımızda daha iyi sonuçlar veriyor İstersen ben biraz ekran alayım Halil. Olur ee, tabii. Eğer senin anlatacakların tamamsa ben de çünkü birkaç örnek daha gösterip sonra şeye Aha. geçeceğim. Workaround çözüme. İlk olarak tam senin açtığın konudan başlayayım. Bu e, Quick Measuring yazdırma konusu. Burada şu anda e, önce bir Türkçe değil de İngilizce bir şey yazdığında mesela Sum of Top 2 kategori by sales dediğimde e, bu ifadeleri zaten hem rakam ve sütun olarak algılıyor hem de şey oluştur dediğimde bunun için bir DAX sorgusu oluştur dediğimde gayet mantıklı bir şekilde bakın Samix yaptı, Summarize Sales'ı aldı, kategori e, sayısını aldı e, ve onun üzerinden bir formül yazdı. Ya da biraz önce Türkçesi vardı işte en yüksek e, ürün kategorisi. Şimdi burada sütün ismi bile aslında tamamen e, İngilizce. Gidip burada bakın sütün isimlerinde de sadece product kategori diye bir sütun var. Bir de sales var. Çok basit bir tablo. Ee, en yüksek satış olan ürün kategorisi dediğimde muhtemelen cevap vermeyecek. Ama en azından Türkçe yazdığın diye bana kızmıyor. Ve biraz daha şeyi iyileştirirsem işte ürün kategorisi değil de product kategori diye sütün ismini yazarsam. Türkçe bağlaçları burada biraz daha iyi anladığını görüyoruz. Bakın e, burada e, tabi en yüksek satış olan yapma da direkt en yüksek product kategoriyi getirdi. E, en azından Türkçe'ye kızmıyor. sütün isimleriniz de Türkçe olursa burada başarı ihtimali e, fena değil. E, ekranda, ve <laughs> Bu ekranda suggestion with copilot diyor. Bu Preview versiyon galiba. Mayıs'ta evet, çıkacak evet. diye biliyorum ben. Aynen bu Herhalde henüz işte. gelmedi. Preview bir feature. Şu an iyileştirmeye de devam ediyorlar. Ve dediğim gibi yani İngilizce'de gayet başarılı bir şekilde güzel majorlar yazıyor. Kompleks senaryoları da yapıyor. Türkçe konusu yine kısıtlı. Şimdi gelelim asıl bugün göstereceğimiz GPT ile nasıl entegre edebilirsiniz konusuna. Burada e, internette çok fazla görmüşsünüzdür sosyal medyada da farklı farklı yöntemlerle GPT ile konuşturan e, senaryolar var. Bunların bazıları Power Query aşamasını kullanıyor. Yani daha e, veriyi alma aşamasında bir GPT'yi bir fonksiyon olarak çağırabiliyorsunuz. Üç sütunum var dördüncü sütunu GPT'den istiyorum ama bunlar aslında çok real time olmayan zaten datadan benim bir şekilde elde edebileceğim, Power BI'da yapmasam belki Python'da da yapabileceğim ya da data warehouse aşamasında da yapabileceğim senaryolar. Biraz daha bugün benim detaylandıracağım senaryo son kullanıcının ad hoc soru sorması durumunda nasıl kullanabiliriz ile ilgili bir senaryo olacak. Bunların da linklerini paylaşırız. Mesela bu örnekte bir Power Query Function yazıyor ve bu Function içinde gidip yaptığı şey şu. Azure üzerinde OpenAI'ya bir key vasıtasıyla Prompt'i gönderiyor, prompt'tan gelen cevabı da yeni bir sütun olarak buraya ekliyor. Ee, çoğunuzun zaten e, muhtemelen detayını anlayacağı için hiç detaylandırmaya gerek görmüyorum. Sadece e, şöyle şeyi paylaşayım, e, link olarak paylaşayım. Merak edenler bunun detayına bakabilir. Bugün benim asıl göstermek istediğim senaryo şu: bir Power BI raporum var. Bu raporun içerisinde, şöyle rahat görmeniz için büyüteyim, bir tablom var, bir grafik var. Normal Power BI görsellerini kullanmışım. Seçimlerde interaktif bir şekilde bu tablo etkileniyor. Ve ben buradaki tablodaki veri ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Bu sağ taraftaki panel e, GPT ile yine konuşan input olarak buradaki datayı yani benim seçtiğim sütunları input olarak alan şu an ben bu dört sütunu içeren bir veriyi gönderiyorum GPT'ye ve buradaki özet veriyi gönderiyorum aslında. Ve bununla ilgili soru sorabiliyorum. Genel olarak işte bu datada garip görünen bir şey var mı diye sorduğumda böyle bir cevap veriyor. Ya da o şekilde sormayalım da mesela ne soralım. Ee, Q1 ve Q4 e, arasında en çok değişim gösteren kategori hangisi? analiz eder misin diye gayet Türkçe ve gayet e, böyle iki hatta aşamadan oluşan bir şey sorduğumda burada e, ben aslında arkadaki yapıyı da birazdan göstereceğim. Gayet e, Türkçe ve verinin içeriğine bakarak dip toplamları alabiliyor, e, sap totalleri kendisi hesaplayabiliyor, ekranda olmayan şeylerin de detayına girebiliyor ve bana bir takım açıklamalar yapıyor. Ya da işte e, kategori bazında toplam Satış tablo olarak, html tablo olarak diyorum hatta, gösterir misin? Dedim. Kibarca sormazsak cevap veriyor mu? Göster. Nasıl? <laughs> Kibarca sormazsak cevap veriyor mu? E, veriyor e, geçen birisinden duydum e, bir şey teorisi varmış yapay zeka kibar sormadığımız soruları aslında bir yere record ediyor <laughs> yarın bir gün eline imkan geçtiğinde bize intikam alacak diye. <laughs> Çok komik bir e, şey teorisi komple teorisi diyeyim. <laughs> bu Power Apps görseli herhalde. E, evet şimdi bu kullandığım görsel... E, Power Apps görseli. Şimdi onu detaylandıracağım. Bu arada benim OpenAI environment'ımda bir token limiti var. E, o yüzden şu an şeye hit ettim muhtemelen. E, limite vurdum ama birazdan tekrar kendine gelir. Dakikada bir request gibi bir limit var da, ilginç bir limit. O yüzden onu bekliyoruz. Ben orada detaylandırayım. Sonra ara ara farklı farklı örnekleri zaten çalıştırırız. Şimdi bu arkadaş, bu senaryo nasıl çalışıyor onu göstereceğim. Bu bir visual. Bu Visual Power Apps visual İçerisine istediğim sütunları sürükliyorum. Kategori, Business Type, Quarter ben bunları sürükledim. İstersem yanına diyorum ki bir de Product Color'ı koyalım. Ve e, bu şekilde refresh yaptığımda burada yeni bir sütunu daha o görsel okumaya başlıyor. Ve bununla ilgili bana cevap verebilir hale geliyor. Şöyle bir görseli sıfırlayalım. Ya da buradan mesela şu an quarter'ı çıkarttığında ve refresh ettiğimde bakın quarter gitti. Yani e, Power BI ile aslında Power Apps e, side to side birbiriyle konuşmuş oluyor özetle. Ve e, şimdilik değişiklik yapmayayım. Bu görseli nasıl yapıyoruz? Ben ekrana bir tane Power Apps görseli ekle diyorum önce. Sonrasında da bu Power Apps görseline verileri ekledikten sonra ya new bir app oluştur diyorum ya da mevcut bir app'ten değişiklik yaparak git diyebiliyorum. Burada edit tuşuna bastığımda bana soruyor mevcut bir app mi yoksa yeni bir app şey mi, yeni bir app mi tasarlamak istiyorsun diye. Önce tabii içerisine bir veri sürükle Veriyi sürükledik. Burada Power Apps ortamından bir app'i seçebilirsiniz ya da yeni bir app oluşturabilirsiniz. Yeni bir app senaryosunda da ben şimdi mevcut app üzerinden gideceğim ama nasıl yapıldığını da göstermeye çalışacağım. Bakın edit tuşuna bastığımda doğrudan Power Apps'te uygulamayı açıyor. New dediğinizde de benzer bir şekilde Power Apps tarafı açılıyor. Ve Power Apps'te bu edit modundaki uygulamanın içerisinde e, o Power BI dataseti ile bir bağlantı kurarak bunu açıyor. Dolayısıyla da ben o datasete bağlı bir şekilde uygulamada istediğim gibi tasarımı hazırlıyorum. Sonrasında da kaydet tuşuna bastığımda Power BI içerisinde çalışmaya başlıyor. Şurada açmıştım, ee, içerisinde bakın bir veri bağlantısı var. Power BI integration diye tek bir sayfam var. Bu sayfada gittim, bir galeri koydum, mesajları burada biriktiriyorum, text input'a bir şeyler yazıyorum, bu tuşa bastığımda da fonksiyon çalışıyor. Fonksiyon ne yapıyor? Git question'ı al, İşte sonra e, git GPT for Power BI isimli flow'u çağır, bu flow'a input olarak neyi ver? Şu promptu ver prompt aslında. Basit olarak şunu yapıyor, çok pardon, toplantı şey telefon çaldı, e, prompt şunu yapıyor, ben diyorum ki sen bir chatbotsun e, ismin şu e, insanlara destek oluyorsun, daima paylaşılan data ile ilgili cevap ver, başka şeylere aman bahsetme diyorum, bunu demezsem yine uydurmaya başlıyor, ürün kategorisi diyorum, kendisi istediği datalarla cevaplar verebiliyor. Ee, bunu dememe rağmen zorlarsam şu anda scope'ın dışına çıkabiliyor ama şu anda genel olarak data ile ilgili bir soru sorarsam bu data'yı da power BI'den gelen data'yı da JSON olarak verdiğim için sorulara mantıklı bir şekilde bir cevap veriyor prompt'um özetle bu ee, ve şu anda ben uygulamayı test etmek istediğimde burada geliyorum İşte hello diyorum ee, hiç data ile ilgili de bir soru sormadım selam dediğimde ne yapıyor? GPT'ye bunu gönderiyor ve Selam'a göre bir cevap verdi. İngilizce verdi. Ben ona özellikle İngilizce cevap vermesini söylediğim için isteseydim onu da söylerdim. Gelen kişinin diline göre cevap ver. Ee, bu şekilde çalışmaya başladı. Sonrasında uygulamanın nasıl çalıştığını zaten göstereceğim ama ben bunu kaydediyorum, publish diyorum ve artık Power BI'nin içerisinde Power BI'den gelen inputlarla çalışan bir uygulamam oluyor. Şimdi bu uygulamayı tekrar deyip moduna çevirelim. Buraya kadar bir sorusu olan var mı? Önce bir soruları duysak iyi olur. Ee, soru yok. Power BI dosyasını paylaşır mıyız diye bir şey var Ama Power BI dosyasında bir tek Power Apps görseli var. Power Apps'i de e, o ortamdan paylaşamıyoruz. Evet e, şöyle yani Power BI dosyasını bu raporu ilginizi çektiyse tabii ki bu raporu paylaşırım ama e, Halil'in de söylediği gibi GPT entegrasyonu raporun içerisinde değil zaten. E, onu tek bir şey olarak paylaşamadığım için sizin tekrar inşa etmeniz gerekir. E, bağımlılıkları da olduğu için şimdi göstereceğim. En azından Recording'den bakıp siz de bir kopyasını yapabilirsiniz. Aynen oradaki bağlantı yöntemleriyle ilgili e, test Hı -hı. ederseniz benzer bir çözüm sizde yaratabilirsiniz rahatlıkla. Şimdi bu app'in içerisinde gördüğümüz e, bir bu butondan bahsettim. Bu butonun formülünü zaten açtım. Siz de e, belki recording'den takip etmek isterseniz diye göstermiş olayım. Bunun dışında bir reset butonum var. Reset butonunda diyorum ki git e, Power BI integration'ın içindeki sütun isimlerini oku. Şurası kompleks görünebilir. Yapmaya çalıştığım şey... Verinin içerisinde hangi sütunlar var bakıyorum chat GPT'ye analizi gönderirken de o sütunlara hakim olayım diye ve sonrasında da ilk açılışta diyorum ki şu mesajı ekranda göster yaptığım şey bu reset ee, zaten rapor yani sayfa ilk açıldığında da bu reset işlemi çalışıyor. Onun dışında buradaki şeyler zaten bir galeri galerinin içerisinde mesajlar diye bir obje var ve o da sırayla burada gösteriyor. Tasarım olarak da çok fazla bir atraksiyon aslında yok. Ee, bir işte ikon koydum. Konuşan kişi şuysa bunu göster, değilse bunu göster şeklinde. Ya da renklendirmesi. E, kişi konuşuyorsa böyle boya, GPT konuşuyorsa böyle boya dedim. Böylece bir konuşma akışı, görüntüsü elde etmiş oldum. Şimdi asıl buradaki e, can alıcı kısımlardan birisi şu formülün içindeki GPT for Power BI denilen şey ne? Bu da aslında yine burada tanımladığım bir flow. Power Automate'de yapılmış bir flow. Onu çağırıyorum. Bu arada bu sadeleşebilir. işte doğrudan konnektör yapılabilir. Ben yöntem olarak iki bileşenli yaptım. 3-4 farklı şekilde bu bağlantı sağlanabilir. Edit tuşuna basıyorum. Ve flow'u edit modunda açacak. Flow'un içerisinde de çok kompleks bir şey yok aslında. Prompt'ta alıyor. Key ve diğer bilgilerle OpenAI'ya e iletiyor. Oradan gelen responsu da doğrudan epe gösteriyor. Bakalım şöyle prompt al, token limite ben e, onu da şeye soruyorum, uygulamaya soruyorum. Bu iki bilgiyi uygulamadan alıyor. Bütün bu talebi şeye iletiyor. Sonrasında da e, gelen responsu doğrudan şeye dönüyor. E, Power Apps'e dönüyor. Power Apps'te bu gelen responsu alıyor. Şunu şöyle kapatırsam, gelen response aldıktan sonra o da response diye bir objeye kaydediyor. Sonrasında da gelen response'un içindeki ilk response'u gidip mesajlar objesine ekliyor. Böylece de galerinin içinde biz şeyin geldiğini görüyoruz. En sona bu cevabın geldiğini görüyoruz. Temel olarak aslında bu kadar çalışma prensibi. Bunun en büyük dezavantajı ne? Ben veriyle çalıştırdığım için GPT'yi bir veri limitim var. Devasa veri hacimlerini ben burada GPT'ye gönderemem. Çünkü token limitim var. Ee, ama en azından özet veriler özet tablolarla ilgili soru sormam gerektiğinde gayet kullanışlı bir özellik. Ee, muhtemelen o süre limiti şu an geçmiştir. Şimdi başka bir şey daha soralım. Ne soralım? Ee, genel olarak veri kümesi ile ilgili bir anomali var mı? Diye sorduğumda her şey yerinde görüyor. Aşağı yukarı sabit demiş. Çok büyük bir anomali bulamadı ama yani dil olarak çok güzel bir şekilde bana cevap verdi. Ee, biraz daha detaylı bir soru sorsaydık işte şu kategoride değişim nasıl? Q1 ile Q4 arasında yüzde kaç artış olmuş gibi. Bu tür soruların da cevaplarını alabiliyoruz. Bir soru var mı bu arada? Bu soruyu sormadan bekleyeceğim çünkü token limitine vurmamak için. O yüzden herkes soru varsa ilgiyle alabilirim. Herkes ilgiyle izliyor diye tahmin ediyorum. Soru yok. Token limiti maalesef bugüne denk geldi. Bir gün öncesine kadar yoktu böyle bir sorun ama şansımıza. ama şey e, ikisinin C e, B benim sorduğum soruya verdiği yanıttaki mantıksal kurguyla buradaki şeyler çok inandırıcı ya da doğruya çok yakın e, ama ben kod örneğini gösterdi mesela fonksiyon uydurdu hı hı. E, yani iki, 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 tarafa da bağlayabilirim. Yani hakikaten o yazdığı kodun tamamını olmasa bile bir kısmını konuyu anlamak için, böyle bir yol şey yapmak için, yol yordan bulmak için kullanabilirim. Çünkü doğru şeyler söyledi. Structure olarak, mantık olarak şahane bir şey zaten. Kendine çok özgüvenli konuşuyor. Aynen. Ama %100 production'a girecek şeylerde dikkatli olmak lazım. Evet Kontroller mesela şu gibi. an ee, gitti çeviri yaptı yani gereksiz bir detay ekledi işte motorlu taşıtlar ve lastikler sektöründe diye. O da veriye bakarak bikes vesaire var diye. Ee, sonrasında Q1 ve Q4 arasında toplam %18 artış olmuş dedi. Ee, aslında hesapladığı rakam doğru Q1 ve Q4'ün toplamını aldı bunun %18 olduğunu buldu. Ama dediğim gibi e, maalesef çok bilmiş bir şekilde araya başka şeyler sıkıştırabiliyor. ki e, sorusu olan arkadaşlar varsa e, yazmak yerine mikrofonunu açıp sorabilir e, bütün bu konular aslında çok geniş ama hepsiyle ilgili e, merak ettikleriniz varsa bilebildiğimiz kadarıyla yanıtlamaya çalışalım ben DAX tarafında hakikaten kompleks sorulara ne, ne derece cevap verecek yakın zamanda onu görmek istiyorum. All bu bright, arada evet bir, bir şey daha olarak. ekleyeyim. Ee, burada şu an bu yaptığımız workaround yöntem büyük veri kümeleri için çok mantıklı değil dedik. Onun yerine idealde e, veri kümesinin şemasını verip bu şemadan bana şu analizi yapmam için DAX sorgusu oluştur deyip bunu göndermek en ideali. Şu an bunu doğrudan şey yapmıyor. E, GPT ile en azından Microsoft sunmuyor. Ama birkaç müşterimizde bununla ilgili çalıştıklarını öğrendik. Kendileri yapıyorlar kastım şu bir data setim var. Zaten data setin meta datası var. E, o prompt'u oluşturup son kullanıcıya bir arayı sunuyorlar. Prompt'un cevabı bir tablo olarak kullanıcının karşısına cevap olarak dönüyor. Dolayısıyla bu tür custom geliştirmeler yapılabilir. E, sizin kendi veri kümeniz üzerinden. Bu durumda Veri güvenliği ya da ne bileyim e, şey açısından da, network açısından da siz ham veriyi bir yerlere push etmiyorsunuz. Sadece metadatayı push ediyorsunuz. Ona göre cevap alıyorsunuz ve bunu kullanıyorsunuz. Bunu sadece Power BI için de düşünmeyin. SQL cümlesi yazdıranlar da var. Data warehouse'un şemasını verip diyorsunuz ki bunu, bu analiz için SQL cümlesi yaz. Yazıyor, çalıştırıyorsunuz, responsu kullanıcıya gösteriyorsunuz. Allah şahaneymiş. Şimdi bu html sorusuna geçen sefer de cevap vermemişti şimdi. ha Yok html tam olarak html vermedi bana neyse bir tablo yapmaya çalıştı ama ekrana sığmadığı için. <laughs> Görüntüde çok karışık göründü. Ee, bununla ilgili bu arada ben linkedin'de bir, bir post paylaştım ee, orada farklı ekran görüntüleri use kezlerde var bugün denediklerimizin dışında use kezlerde var onlara da göz atabilirsiniz. Denedikçe de zaten farklı farklı şeyler çıkıyor. Abi verilen yanıtları textbox görseli içine yazmak veya kopyalamak imka, imkan dahilinde mi? Şu an için değil. Benim bildiğim kadarıyla. Ee, yani verilen yanıtları, yanıtları şey. mı? Hmm. Yanıtları tabii ki. Yani burası normal şey olduğu için e, Copy paste yapabilirsiniz. Buradaki yazıları da bir yerlerden. Ha, onu alabilirsiniz de, elbette. O. Aha, onu bahsedilen oysa buradaki cevapları da aynı şekilde kopya yapabilirsiniz eğer bahsedilen buysa Valla çok değişik bir dönem ee, özellikle programcılıkla uğraşan özellikle demeyeyim programcılıkla uğraşanlar e, uzun uzun bir konuyla ilgili işte avukatsanız dilekçe vesaire tarzı e, Dökümanlar üretecek kişiler için e, çok heyecanlı günler mi diyeyim bir taraftan insanlar da acaba bu şeyler önümüzdeki dönemde bizim işimizi elimizden alır mı? Valla bazı sektör bazı iş kolları için almaya aday gibi. Evet mesela şimdi ama. şeyi göstereyim Microsoft kendisi e, Excel'de bunu şu anda e, nasıl yapacağını net bir şekilde duyurdu hatta private preview duyurusu da yapıldı. Excel'de nasıl çalıştığını görelim, ee, Power BI'de neler gelebilir oradan tahmin edebiliriz. Çok kısa bir video üzerinden göstereceğim. Sesi kapatayım. Burada e, biraz önce bizim yaptığımız gibi yine aslında bir e, ham tablo üzerinden doğrudan soru soruyor ve bir kişiyle yazışır şekilde bakın key trendleri açıkladı. Hatta bir adım ötesine gidiyor. O soruyla ilgili ek sorular soruyor. Hatta yeni bir sayfa oluşturuyor burada samır sheet'ini şu an kendisi oluşturdu copilot ve sorduğumuz soruya göre özet tablolar ekledi. Devam ediyoruz. Görselleştirmeme yardımcı ol diyoruz. Conditional formatting ekledi. Vadif senaryosu için ek bir soru daha sordu burada. Ve vadif senaryosu için bir model yaptı artış düşüş analizi yaptı. Sonrasında da o rezultı yazılı olarak açıkladı. Sonrasında da bu prediction'ın yani yapılan projected sales'ın grafiğini de yine Copilot'tan istedi. Şu an bu sheet'te gördüğünüz hiçbir şey elle yapılmadı. Her şey tamamen sağ taraftaki chat box'a yazarak gerçekleşti. Allah şahane. Ee, soruyu dolaylı olarak da yanıtlamış olduk. Tahmin yapma gibi bir gücü var mı tool'un? Daha da fazlası var gibi gözüküyor. Evet. Öyle görünüyor. Ee, bu şu anda şey Copilot M365 yani Excel'de, Word'de Outlook'taki Copilot dediğim gibi e, dün itibariyle duyuruldu. Private Preview'ı artık başlıyor. Belli çok az sayıda müşteriye önce sunulacak. Önce İngilizce yine sunulacak. Sonrasında 7-8 dil bir sonraki dalgada da çok daha geniş Türkçe'nin de dahil olduğu dillere doğru genişleyecek böyle bir roadmap var. Muhtemelen de yıllar değil aylar mertebesinde birkaç ay mertebesinde çünkü çok hızlı ilerliyor. Her gün yeni özellik ekleniyor görüyor olacağız. Daha son 3-5 ay hakikaten inanılmaz şeylerin geldiği bir dönem oldu. E, bu Mayıs ayı içerisinde Power BI tarafına başka şeyler de gelecek. Ne olduğundan bahsedemem şu aşamada ama Microsoft inanılmaz e, startup gibi çalışıyorsunuz. Tebrik ederim diyeceğim ama bir taraftan da bir sürü bug'la karşılaşıyoruz. E, oradaki yani köyneyi de... Bu kadar, bu kadar hızlı geliştirme yapınca e, bazen eksikliklerle de yayınladıkları oluyor. E, çünkü yani her ay böyle onlarca yüzlerce hatta şimdi yakın bir zamanda Power BI ile ilgili de ciddi ürün e, nasıl diyeyim? Radikal değişiklikler duyurulacak. Radikal ürünler gelecek. Artık Power BI ile kapsayan farklı ürünler. E, onları da e, şey zaten yakın bir zamanda duyuyor olursunuz. Dediğim gibi arı gibi çalışıyorlar startup gibi. Aynen abi. Bu, bu ay gelecek özellikler bomba. Evet çok teşekkür ediyorum ee, Mustafa katıldığın için. Sen olmasan bunları nasıl yapardım bilmiyorum. Ee, harika özelliklerden bahsettin. Harika bir sunum oldu. Ee, sorularınız varsa arkadaşlar mikrofonunuzu açıp sorabilirsiniz. Kameranızı açıp sorabilirsiniz. Eğer değilse dedim anlatacağım set bugün için bu kadar. Kaydı tekrar izlemek isterseniz bir iki hafta sonra YouTube kanalında Power Bay İstanbul YouTube kanalında muhtemelen e, görebilirsiniz. Çok teşekkürler herkese. O Peki. zaman görüşmek Çok üzere. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.